Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Yamaha NMAX 155 serisini tanıtacağım. Motorumuz 2020 model. En son çıkan değil. Yani bundan sonra 2021'ler çıktı fakat daha Türkiye'ye gelmedi. Şu an bu motoru kendim aldım. Yaklaşık 890 kilometredir kendim kullanıyorum. Rodajı dolmadı daha ama az kaldı. Şimdi ben size motoru bildiğim ve test ettiğim yolda kendimce çıkardığım sonuçlara göre tanıtımını yapacağım. Umarım size de faydalı olur. Motor sizlerin de gördüğü gibi, gerçi bu benim kişisel yorumum. Farklı bir tasarımı var. Göze biraz daha farklı geliyor. Ama bu göz alışkanlığı oldukça motorun tasarımı gerçekten gayet şık olduğu daha da anlaşılıyor. Arkadaşlar ben bununla uzun yol yaptım. Yaptığım yolda da motorun ne kadar çok güvenli olduğunu, bundan dolayı da arka amortisörlerin sert olduğunu anladım. Yani arka amortisörün sert olmasının sebebi yolda daha güvenli gitmeniz için yol tutuşunu ekstra olarak diğer motorlara göre daha iyi tutması. Ve buradan da kesinlikle tabii lastiklerin de önemi var. Lastikler bunda biraz daha geniş diğer scooterlara göre. Birazdan arka tekerleğini gösteririm size. Sizlerin de fikri olur. Bildiğiniz gibi motorda ABS var. Ön arka disk fren var. Şöyle hemen göstereyim. Ön diskimiz. Arka diskimiz. Şimdi motorun şöyle bir etrafında tur atalım. Sizler de görün. Yamaha NMAX 155 nasıl? Hatları. Sizin de gözünüzde bir fikir oluşsun. Özellikle şu piano black detayları gerçekten çok hoş. Gördüğünüz gibi kompresörün ve motor kapağı karbon fiberle kaplı. Yarı karbon fiber, yarı plastik piano black ile kaplı. 2018 sanırım 2016'dan 2019'a kadar ki benzin deposunun altındaki siyah şerit gri renkteydi. Bunu 2020'de mat siyah olarak değiştirdiler. Daha güzel ve birleşik bir görüntü oluştu. Ve gündüz sarı ledleri de motora sportif bir görüntüyü yapıyor. Yalnız ben şunu hiç sevmiyorum. Bu siyah cam çok çabuk çiziliyor. Bunu biraz daha kaliteli yapsalar aslında hiçbir problem olmayacak. Ama maalesef dandik yapmışlar birazcık. Yıkadıktan sonra kurularken bile ön camda çizikler oluşuyor. Şimdi şuradan şeyi göstereyim. Ben size lastiklerin hangi marka olduğunu. Dunlop Scoot Smart modeli. Boyutuna da bakalım hep birlikte. 130, 70 ve şuradaki detaylar gerçekten çok hoş ya. Piano black olması göze çok hoş geliyor. Bu motorun ben size performansından da biraz bahsedeyim. Performanstan önce şurayı da gösterelim. Oraya atlamayalım. Kadranımız bu arada 900 kilometreye gelmişiz. Şimdi burada neler var? Onlara bakalım. Trip 1 modu. Trip 2. Fuel Eco. Arkadaşlar Eco modu var. Bu anlık yakıt tüketimimizi gösteriyor. Yani gaz tepsisine göre yaktığımız benzini gösteriyor. Bu da ortalama yakıt tüketimimiz 2.7. Ben buna daha çok şehir içi ve şehir arası gidip geldim. Yani iki türlü de yol yaptım. Biraz gazlamalı geçti. Yani 190 ortalama hızla gitmişimdir şehirler arasında. O yüzden 2.7. Ha bunu biraz daha düşürebiliriz. Kaça düşer? Fabrika verisi sanırım 2.6. Olsa olsa bizde 2.6, 2.5. Ondan aşağı düşeceğini pek zannetmiyorum. Saplama göz alanı maalesef yetersiz. Yani bunu en azından kapaklı yapabilirlerdi.
buraya bir anahtarımız, bezimizi rahat bir şekilde koyabilirdik. Böyle üstü açık, sanki içine bir su atar gibi. Onun gibi bir yer yapmışlar. Beğenmediğim noktalarından biri de benzin deposu. Hemen benzin deposunu açalım. Yani bunu istasyona gidiyorsun. Böyle yaptıktan sonra bunu böyle kaldırmamız gerekiyor. Yani ne gerek var? Bunu böyle kapaklı yapsan da direkt kapağı açılsa daha güzel ve daha kullanışlı olur. Versiyonumuz çok farklı diğer skuterlara göre. Ben öncelikle hiçbir şeye benzetememiştim. Sonradan arkadaşlarımın söylemesi üzerine jet ski direksiyonuyla yama aynı yaptığını söyledi. Sonradan gerçekten dedim, hani jet ski direksiyonuna çok benziyor. Ondan sonra başka size ne söyleyebilirim? Rodajda olduğu için çok kilometre yapmadım. Yani gazı kökleyerek hiç gitmedim. Fakat yokuşlarda çok rahat şekilde 80-85 kilometre hızla çıkabiliyor. Ani hızlanmaları çok güzel. Torku gayet yeterli. Şehir içinde özellikle şehirler arası da gayet yeterli. Yani onun dışında ben 120 ile yokuş aşağı viraj girdim motorla. Yani motor bana güveni sağladı. Sağladığı için o viraja girebildim. Yoksa tabii ki de o kadar basamam. Scooter motorla lastikleri ufak, ne kadar basabilirsiniz ki? Ama motor güven sağladığı için virajlara rahat bir şekilde girebiliyorum. Ve kasasının X-Max'e göre ufak olmasından dolayı şehir içinde de kıvraklığı gayet yeterli. Yani çok rahat aralara girip çıkabiliyorsunuz. Turun bir de saklama alanına bakalım. Koltuğun altında bize ne kadar yer var. Şimdi şurada sola doğru çevirdiğimizde bagajımız pıt diye açılıyor. Bagajımızın böyle amortisörlü olması, kendiliğinden durması gayet güzel ve kullanışlı. İşimizi çok zorlaştırmıyor. Buraya gördüğünüz gibi gayet yeterli bir alan var. Yarım kask rahat şekilde sığar. Tam kaskı bilmiyorum. İçinizde öğrenciyseniz veya bir işe gidiyorsanız ceketinizi falan rahatlıkla koyabilip artı yarım kaskınızı da rahat şekilde koyabilirsiniz. Kapatırken de çok kolay şekilde pıt yaptı mı tamamdır. Arkadaşlar, bir sonraki videomda rodajını tamamlayıp size motorun nasıl son hıza ulaştığı hakkında daha detaylı ve karşılaştırma videosu çekmeyi planlıyorum. Bildiğiniz gibi motorun kıyaslandığı en çok piyasadaki motor olan Honda PCX 125 serisi. Tabii ki de bu motor onlarlı, çok daha atik ve seri. Fakat piyasada kasa olarak, benzerlik olarak en yakın motor PCX var. Ondan dolayı size de PCX'de bir karşılaştırma videosu yapacağım inşallah. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Almayı düşünenler için gayet öneririm. Fakat tabii ki fiyatlar çok kötü şekilde artıyor bu ara. Yani bir araba parasına motor alabiliyoruz. Türkiye şartları bu konuda çok kötü gidiyor. Çok kötü ilerlemekte. Ben bunun fiyatına geçen senelerde büyük bir motosiklet aldım. Yani 700 cc parasına bir scooter motor alabiliyoruz. Yani şartlarım çok kötü. Maalesef bu konuda diyecek bir şeyimiz yok. Desek de pek bir şey olmuyor. Ama motoru öneririm.